5. Bölüm Tanrı'nın oğluna iman. İsa'nın Mesih olduğuna inanan herkes Tanrı'dan doğmuştur. Babayı seven, ondan doğmuş olanı da sever. Tanrı'yı sevip buyruklarını yerine getirmekle Tanrı'nın çocuklarını sevdiğimizi anlarız. Tanrı'yı sevmek, onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Bize dünyaya karşı zafer kazandıran imanımızdır. İsa'nın Tanrı oğlu olduğuna iman edenden başka dünyayı yenen kim vardır? Su ve kanla gelen İsa Mesih'tir. O yalnız suyla değil, su ve kanla gelmiştir. Kendisine tanıklık eden ruhtur. Çünkü ruh gerçektir. Şöyle ki, tanıklık edenler üçtür. Ruh, su ve kan. Bunların üçü de uyum içindedir. İnsanların tanıklığını kabul ediyoruz. Oysa Tanrı'nın tanıklığı daha üstündür. Çünkü bu Tanrı'nın tanıklığıdır. Kendi oğluyla ilgili olarak yaptığı tanıklıktır. Tanrı'nın oğluna inanan, yüreğinde Tanrı'nın tanıklığına sahiptir. Tanrı'ya inanmayan ise onu yalancı durumuna düşürmüş olur. Çünkü Tanrı'nın kendi oğluyla ilgili tanıklığına inanmamıştır. Tanrı'nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde Tanrı'nın oğlu bulunan da yaşam vardır. Kendisinde Tanrı'nın oğlu bulunmayan da yaşam yoktur. Sonsuz yaşam. Ben bunları Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilemiş olduklarımızı aldığımızı da biliriz. Bir kimse kardeşinin ölümcül olmayan bir günah işlediğini görürse onun için dua etsin. Duasıyla kardeşine yaşam verecektir. Bu, ölümcül olmayan günah işleyenler için geçerlidir. Ölümcül günah vardır. Bunun için dua etsin demiyorum. Her kötülük günahtır. Ama ölümcül olmayan günah da vardır. Tanrı'dan doğmuş olanın günah işlemediğini biliriz. Tanrı'dan doğmuş olan İsa Mesih böylesini korur ve kötü olan ona dokunamaz. Biliyoruz ki biz Tanrı'danız. Bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir. Yine biliyoruz ki Tanrı'nın oğlu gelmiş ve gerçek olanı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek olandayız. Onun oğlu İsa Mesih'teyiz. Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır. Yavrularım, kendinizi putlardan koruyun.